Bir sürü başka şey var. Yani politik yapı, ekonomik yapı, insan hakları, istikrar, çevrecilik, bütün bunun gibi pek çok farklı değerler var. Ve bunların tümüyle birlikte bir ülke dışarıdaki insanların gözünde bir marka değeri oluşturmaya başlıyor. Şimdi bu perspektifle bir şirket var Amerika'da, böyle bir çok derin araştırmalar yapan, özellikle ülke markalaşması konusunda. Bunlar bütün ülkeleri sıralamışlar. Biz ilk 50'ye giremiyoruz. Ne acı. Türkiye ilk 50'ye Çok giremiyor. üzüldüm. Yani turizmde bu kadar başarılı olmamıza rağmen. Şimdi bunun arkasına baktığınız zaman nedir girememe sebebimiz? Yani çok ilginç şeyler var. Yani bizim otantikliğimiz, misafirperverliğimiz, bunlar bizim en büyük değerlerimiz. Fakat o listelerde otantiklik ve misafirperverlik kısmında yokuz bile. Mesela en güzel sahillerde yokuz. İki yerde varız. Bunlardan bir tanesi ülkemizin alım gücünün düşük olmasından dolayı gelen turiste burası daha ucuz olmuş oluyor. Bu anlamda o listede varız. Üstelik de 8. Tabii sıradayız. bütün bunlar aslında Türkiye'yi ne kadar iyi tanıttığımızla bağlantılı bir olay değil mi? Kesinlikle. Yani çünkü insanlara ne kadar ulaşır, iyi tanıtım yaparsanız o bağlamda turistin gelmesi de... Bu tanıtım aslında çok güzel bir yere geldi Ünal. Bu tanıtım da şeyle çok alakalı tabii ki. Şimdi bir mesajınız var. Bu Evet. mesajı nasıl tanıtmak istiyorsunuz? Kesinlikle. Şimdi burada baktığınız zaman onun da sıralamasını yapmışlar. Diyorlar ki bir insanın bir ülkeye ilgi duymasının, beğenmesinin ya da marka değerinin artmasının kanalları nedir? Burada %35 ile aile ve arkadaşların tavsiyesi var. Ben size diyorum ki mesela mutlaka Maldivlere gidin. Çok güzel bir yer. Burası sizin aklınızda bir yer ediyor. Bu %35 ile genelde insanlar bununla hareket ediyorlar. İkinci en büyük etken %18 ile internet. Ve internet üzerinden insanlar. Fakat internette de çok özel bir şey var. Şu yanlış anlaşılmasın. Tıpkı mesela bizim İslam, yani Son Peygamber sitesinde olduğu gibi. Siz güzel bir web sitesi yapıp bu web sitesini koymanız artık eskide kaldı. Bu 6 yıl, 7 yıl önce yapılan bir şeydi. Şu anda bir iyi bir web sitesi yapmak zaten hani söz ya mutlaka yapılması Olmazsa gerekiyor. olmaz bir şeye Evet. dönüştü. Sizin ilk Fakat keşfettiğiniz zamanlarda öyle değildi ama, değil mi? Kendi internet kesinlikle sitenizi değil. yaptığınız Tabii. dönemde. Fakat şu anda işte biz bunu aslında web 1.0 ve 2.0 diye tanımlıyoruz. Şu anda 2.0'da web'deki genel strateji. Evet. O da şunu getiriyor. İçeriğini kullanıcıların oluşturduğu bilgi çok önemli. Şimdi bu ne demek? Yani ben kendim hakkımda bir şey söylüyorum. Ama bu ben söylediğim için değer taşımıyor. Halbuki başkası benim için ne demiş bu çok önemli. Bu da neyi getiriyor mesela? İnsanlar YouTube'a gidiyorlar. Evet. Mesela turizm alanında gene örnek verelim. YouTube'a gidiyorlar. Bakıyorlar mesela Fethiye'de tatil yapan ailesinin fotoğraflarını çekmiş birisinin fotoğrafları. Travelocity'ye gidiyorlar. Orada mesela kendi tecrübesini paylaşan birisinin yazdıkları. Yani buradan şuraya mı gelmek istiyoruz? Halkın katılımını sağlamak, herkesin Halkın ve burada tecrübe yaşayanın katılımını sağlamak. sağlamak. Yani onlardan duyması daha cazip olacaktır her Kesinlikle. şekilde. Ama bu da aslında viral marketing diyoruz biz buna. Bu da Evet. kontrol edilebilir bir şey. Mesela size bir örnek vereyim. Biz Fox Film Stüdyosu için çalışıyoruz. Mesela özellikle yani teenagerlar dediğimiz bu genç gruplar için çıkacak olan filmlerde mesela Los Angeles'taki liselerden kaykaycı çocukları topluyorlar ve bunlara mesela film önden seyrediliyor ve her birine 50'şer dolar, 100'er dolar veriyorsunuz ve onları sonra internete bırakıyorsunuz. Bunlar Çok enteresan. internete girip bu Evet. çocuklar, lise öğrencileri evlerinde, yatak odalarında, bilgisayarlarından bir başlıyorlar. Biz buna Spark Technologies diyoruz. Yani kıvılcım yaratıyorsunuz. Diyor ki ben bu filmi seyrettim, inanılmaz bir film çünkü diğerleri seyretmemiş, avantajı var. Ve bir başlıyor doldurmaya bütün blogları, Facebook'u, Twitter'ı, şurayı burayı. Ve bir anda filmin çok güzel bir web sitesi olmasına rağmen oradan toplanan sinerji ve hareket, Evet. dinamizm bir anda böyle bir trend yaratıyor. Herkes bu sefer. Şimdi yani ülke tanıtımına geri döneceğim. Burada neden önemli bu? Mesela YouTube gelecek diyoruz 2010'da. Evet. Tamam da bunun bilinçli bir ekip tarafından YouTube hayranlarının sitesine, Yönetilmesi gerekiyor ondan bunun, değil sonra mi? atıyor, hepsine yazılması, gönderilmesi ve orada bir sinerjinin yaratılması lazım. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde mesela en büyük kaynaklardan birisi olan YouTube kapalı. Evet. Yani ben Los Angeles'tan buraya geldiğimde inanamıyorum YouTube'un kapalı olmasına. Bu o kadar hani Gerçi tam başka ne şekillerde örneğidir giriliyor vesaire ama kapalı ya olması o başlı söz konusu başlı bir bile olamaz. Ya felaket. Evet. çünkü seyretmek değil asıl olan.
yüklemek. Doğru. Yani siz ne koyuyorsunuz? Hı hı. Üçüncü olarak da biraz konuyu değiştireceğim. Yani ne dedik? Aile dedik %35, 18 internet dedik. %13 ile de sinema ve televizyon dizileri geliyor. Aslında yani, yüksek derecede etki eden bir pazarlama aracı değil mi? Yani kesinlikle. Bunu çok iyi kullanması gerekiyor ülkenin. Yani ne yapıyor mesela? Lost dizisini seyrediyor, Hawaii'ye gitmek istiyor. Sex and the City seyrediyor, New York'a gitmek New York istiyor. Üstelik de Sex and the City turuna katılmak istiyor. Ondan sonra Mami'yi seyrediyor, hala Mısır'a gidiyor tarih için. Halbuki biz tarihte çok daha öndeyiz mesela. Hı hı. Genişlik açısından, zenginlik açısından. Orada bir piramit var. Dünyanın herkes neredeyse bu piramidi gördü. Ondan sonra ne yapıyor? Avustralya diye bir film yapıyor adam. Avustralya filminin bütçesi Nicole Kidman ve Hugh Jackman'ın oynadığı $167 milyon. Fakat bu 167 milyon dolarlık filmin bir bakıyorsunuz 80 küsur milyon dolarını Avustralya hükümeti vermiş bu film çekilsin diye. Hı hı. Şimdi buradan neye geliyoruz? Başka bir şey var bu işin evet. içerisinde. Ülkelerin turizm tanıtımlarını filmlere göstermiş şey oldukları katkılar ortaya çıkıyor. Bir parantez açıp mailler yağmaya başladı. Emrah abi diye geliyor genelde. Çok şükür. Kendimi örnek aldığım isimlerden genç bir grafik tasarımcı olarak dünyada örnek aldığım tek tasarımcı. Lütfen biraz ülke meselelerinden biz ne yapacağız ona gelelim demişler. Çok tam güzel, da bu noktada size öğrencilerimizin sorusu var. Grafik tasarımında okuyan öğrenciler. Bakalım sizinle tabii. neleri paylaşmışlar. Ben kaptırdığım için gidiyorum. Geçelim öbür şeye. Onları bir izleyelim. Okay. Sonrasında kısacık bir ara vereceğiz. Bir yere ayrılmayın. Emrah Yücel'i tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. Projeleri hakkında bilgin var mı? Evet, biliyorum. Hollywood'da birçok filmin afişlerini yaptı. Özellikle Kill Bill. Onunla çok ses getirdi. Biliyorum, tanıyorum, takip ediyorum. Mesela Vizontele filminin afişini yaptığını biliyorum. Geçen hafta Birleşmiş Milletler adına ödül aldığını biliyorum. Türkiye'deki büyük filmlerin afişlerini hazırlamaktadır. Aynı zamanda Hollywood'daki yıldızların da web sitelerini hazırlıyor bildiğim, takip ettiğim kadarıyla. Kendisini ülkemizde birçok önemli filmlerin afişlerini ve dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının web sayfası tasarımlarını kendisi geliştirmiştir. İnternet üzerinden de takip ettiğim birisidir. Tom Hanks, Brad Pitt gibi ünlülerin web tasarımlarını yapmış, bunu biliyorum. En son aldığı sanırım Webby ödülüdür, Ruhani. Ruhani Dağ'da aldığı Webby ödülüydü. Emrah Yücel hakkında merak ettiğin bir şey var mı? Soru sormak ister misin ona? Evet, tabii ki var. En çok şeyi merak ediyorum. Yaptığı afişlerde çok gizli bir mesaj verdiğini biliyorum. Sanırsam kızının ismini yazıyordu. Bunu nereden geldi? Hiç yapmam dediği bir şey var mı? Çalışmamda şunu asla kullanmam dediği bir şey var mı? Onu merak ediyorum. Uluslararası işler yapmak istiyoruz biz burada. Bize nasıl yardımcı olabilir? Neler öneriyor? Bunları öğrenmek istiyorum. Masa başına oturduğunda aklında bir fikirle mi oturuyor? Yoksa o hani o anda mı geliyor? O nasıl bir çalışma sonucunda o eserleri oluşturduğunu çok merak ediyorum. Üniversite Medya tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hızıyla diyorum. Maillerde diyorlar ki bize daha çok ilgilenin. Hemen soruları hatırlatacağım size. Yurt dışına çıkmayı gerçekten çok istiyor arkadaşlar. Ve hani bunun çok da kolay olmadığını biliyorlar aslında. Siz yıllar önce ben Hollywood'a gidiş hikayenizi çok merak ediyorum. Tüm gemileri yakıp nasıl öyle gitme kararı aldınız? Hiçbir tanıdık yok. Bir bavulla yola çıkılır, gidilir. Sonrasında Hollywood'un aranan ismi olunur. Bu kadar hani gerçekten de çok zorlu bir şey olsa gerek değil mi? Bu kadar kolay olmasa gerek. Önce çıkmak isteyen arkadaşlara, kariyerinde yurt dışını hedefleyenlere neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii bunu böyle anlatırken birazcık bir Hollywood hikayesi gibi oluyor. Bir Amerikan rüyası gibi oluyor. Amerikan rüyası gibi oluyor. Aslında birazcık da öyle bir tarafı var, o tartışmasız. Fakat yani bu doğal olarak bavulunuzu alın gelin demek değil. Hı
Yani stratejik düşünmek, stratejik davranmak çok önemli.